Peki. Şimdi ısrarla bana sorulan sorular arasında 5000 gün konusu var. Ya bir 5000 günü sormadın diye kızıyorlar. Evet. yani 5000 gün var mı yok mu diye hala tabii ister istemez İster istemez. soruluyor. Yani deniliyor ki ya acaba niye bu 5000 günü özellikle belirtmiyorlar diye. Bir, neden acaba vatandaşın aklında bu 5000 gün soru işareti kaldı? İki, bununla ilgili bir şüphe, bir problem var mı sizce? Vatandaşın aklında neye kaldı Murat Bey? Birinci sebep bu işin uzaması. Bir. Bu işin uzaması. İki, net açıklamalar olmaması. Üç, herkesin farklı açıklama yapması. Herkesin. Ama bir tanesi tam yaş şartı yok. 5000 gün net altını çiziyoruz. 20 yıl, 25 bin. Bu üç şartı olduğu Değil mi? gibi diyemiyor. Bir de bu iş uzadıkça tabii insanların aklına 40 tane şey gelir. Ama 5000 konusunda ben bir esneme yukarı doğru bir Artış yuvarlama olacak. falan olacak, artış olacağını düşünmüyorum Murat Bey. Peki. Bir sorumuz gelmiş. Aslında tam da iyi denk getirmiş izleyicimiz yani. İzleyicimiz diyor ki muhalefet staj yüzünden yasayı onaylamama ihtimali var mı diye sormuş. Tam da staj konusunu konuşacakken sormuş. Değerli izleyenler hemen hatırlatmamızı yapalım. Yayının ortasında 1000'e yakın kişi bizi izliyor. Yayını beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir, böyle bir ihtimal var mıdır? Yani komisyona geldiği zaman işte staj gelmedi veya farklı konular gelmedi diye bu yasanın engellenmesi gibi bir durum var mıdır? Ama şunu da ifade edeyim. Mevcut sistemde zaten muhalefet herhangi bir yasayı engelleyemiyor. Yani iktidar o konuda herhangi bir yasayı geçirmek istesin, bir kamuoyu baskısı yoksa, ne bileyim anayasadan vesaire dönmüyorsa o zaten geçecek yani. Onu da ifade edelim. O yüzden staj konusuyla ilgili soru da biraz böyle. Bu birincisi. İkincisi, ne diyorsunuz bu staj konusuna? Staj konusunda ve diğer konularda mutlaka sesler yükselecek. İtirazlar olacak. Bunları niye çözmediniz? Bunlar çözüm bekliyor. Bunlar olması gerekenler zaten. En başta biz de söylüyoruz. Zaten bunlara hiç kimsenin sesi çıkmazsa Murat Bey vay halimize. Bunlar olacak ama sizin de bildiğiniz gibi ne kadar da itiraz olsa o şekilde geçecek. İstedikleri gibi geçecek yani. Şu anda imzalanan metin neyse o şekilde geçme ihtimali yüksek. Çünkü biliyorsunuz çoğunluk meselesi var. İktidar imzalamasa da muhalefet imzalasa da geçecek, imzalamasa da geçecek. Olay çoğunluğa bakıyor. Onun geçmeme ihtimali yok ama tabii ki çok Geçecek itiraz olur. ama şöyle bir durum var. Şimdi EYT kitlesi başlı başına bir parti gibi olduğu için ülkede şimdi kamuoyuna muhtemelen o işte konuşulan taslak içerisinde bir şey gelecek ve o ister istemez yani 2 dakikada yayılır yani. EYT'ler o kadar aktifler yani bu süreçte. Onunla ilgili bir kamuoyu baskısı gelirse süreç hani bu anlamda uzayabilir mi? Yani muhalefetin uzatması açısından değil de EYT kitlesinin aslında komisyonun dışında farklı bir parti şeklinde kamuoyu baskısı olarak beklediğini biliyoruz yani. Burada Evet. biliyorsunuz bu %30 konusundan sonra 2 gün sonra hemen SGK açıklama yaptı. Yapmak zorunda kaldı yani. Evet. Yani bu Buyurun. tartışmaları göreceğiz zaten. Yani ekranlara ne kadar yansıyacak, ne kadar yansıtılacak şu anda kestiremiyorum ama bunlar hararetli konuşmalar, tartışmalar olacağını düşünüyorum. Muhalefetten söz almak isteyenler olacak, bu konuları çok eleştirenler olacak. Olması da gerekiyor zaten. Bu staj konusunun artık, ya Murat Bey, hep konuşuyoruz. Hakikaten bu da çok büyük bir mağduriyet. Yani bunu herkes kabul ediyor. Yani iş akdi yok ne demek? Çalışma fiili, ya fiili çalışma varsa iş akdi zaten otomatikman vardır. Kimse yani bir akit olmadan bazı akitler normal akışta
yürür yani. Sen bir insan iş yerine girip çıkıyorsa zaten bir akit vardır ortada. Yani illaki noterden gidip de biz Ya bu benim yanımda çalışacak öyle bir şey yok zaten. işte orada son dönemde ben şöyle bir şey görüyorum. İşte bazı stajla ilgili işte staj mağdurlarıyla alakalı bu yasanın içerisinde staj olmazsa çıkartmayız, karşı çıkarız diyen olabiliyor veya farklı şekilde olabiliyor. Şu Evet. anda bazı yani ufak ufak da görmüş olsam staj mağdurları ve EYT'liler arasında böyle bir şey var. Tartışma yürütülüyor. Böyle ilginç bir şey yani hani sonuç olarak. Bunlar ayrı ayrı konular. Evet. Bazıları bunu hani aynı kefede olarak değerlendiriyor olabilir ama onun da çözülmesi lazım. Onun da çözülmesi lazım. Ama birbirinin ayağına engel olmadan, birbirinin mağduriyetine engel olmadan çözülmesi en sağlıklısı olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii ki. Ve bu Bağkur konusunu sormak istiyorum. Kısmi emekliliği de soracağım. Değerli izleyenler merak etmeyin. Bu Bağkur konusuyla ilgili 9.000 günü ısrarla soruyorlar. 9.000, 9.000, 9.000. Bu düzeltilecek mi, olacak mı? Ya bakan başlarda çıktı mesela bu konuyla ilgili olumlu açıklamalar yaptı ama şimdi bakıyoruz hiçbir şekilde konuşmuyor. Bir şey de söylemiyor yani işin doğrusu. Başta baktığınız zaman şey demişti ya orada böyle bir prim eşitsizliği var bunu hani düzeltmek lazım gibisinden konuşmuştu. Nasıl değerlendirirsiniz? Böyle bir anda sürpriz olarak karşımıza çıkma durum var mıdır bu Çıkabilir. gelecek olan? Vallahi taslak her türlü sürprize açık Murat Bey. Her türlü sürprize açık. Bu onun için çok merak ediyorum. Yani bir taslağın içerisinde sadece bir paragraf yani işte 8 Eylül 99 öncesi falan şu kadar prim, şu kadar yıl ve yaş şartı kaldırılmış diye bir taslak olsaydı zaten bu kadar sürmezdi. Ya içinde bir şeyler var. Yani sürprize açık bir şeyler var ama hiç açıklanmadığı için insanlar da merak ediyor. Ama Bağkur konusunda ben bir şey bekliyorum. Primle ilgili bir düzenleme bekliyorum Murat Bey. Kısmi emeklilik. Onu da Kısmi soracağım. emeklilik biliyorsunuz 50-55 yaş vardı EYT önceki dönem. Sonra 58-60 yaşlara geldi. Yani onun da 50-55 yaş olarak düzenlenip geleceğini düşünüyorum ben. Peki, Bakan Bilgin'in son şöyle bir ifadelerine bakalım. Kaçırdığımız bir şey var mı? Son bir değerlendirelim. Bakan Bilgin dedi ki EYT seçim yatırımı değil dedi. Bunu öyle söylüyorlar ama dedi öyle bir şey yok dedi. Sonrasında şöyle bir bakıyorum. İşte 1 Mart vurgusu. Kamudaki EYT'ler emekli olmayacaktır dedi. Yani öyle beklemiyoruz dedi. Hani biz onların emekli olacağına yönelik de hazırlık yaptık ama hani Evet. olmazlar inşallah gibi bir hani böyle bir şey vardır ya tahmini. İnşallah 1 milyonu geçmez emekli der gibi. Evet. Evet yani girdik bir işe ama hani çok da beklemiyoruz bu emekli maaşlarıyla gibi Evet. bir söylem şeklini gördüm. Kısaca son toparlayacak olursak yarın Cuma hafta sonu ve yeni bir hafta. Son bölüme doğru hani son bir izleyicilerimize aktarmak açısından ne bekliyorsunuz? Ne olacak? Şu an nasıl bir sürece girilecek? Özetle bir son kısımda özetlemenizi rica edeceğim. Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz imza süreci başta da belirttiğim gibi çeşitli pozlar verilerek bir imza, görseller paylaşıldı. Bu imza süreci yarın da devam edecek. Ve yarın da sonuçlandı, bitirilirse artık beklemesine de gerek yok. Pazartesi günü çalışma takvimi açısından bir mani yoksa tabii bilemiyoruz o kadarını. Pazartesi günü Plan Bütçe Komisyonu'na geleceğini düşünüyorum. Pazartesi en geç. Asıl olaylar önümüzdeki hafta. Yani olaylardan derken yanlış Tabii. anlaşılmasın. Asıl konu önümüzdeki hafta başlayacak. Kamuoyuna açıldığı zaman Tabii. taslakta ne var ne yok birlikte göreceğiz. Asıl bombayı o zaman göreceğiz Murat Bey. Şu ana kadar konuştuklarımız bizim tamamen tahmini. O taslaktan sonra yani ne konuşacağımızı ben de merak ediyorum.